alabilir daktiri. Sizce? Daktiri daktiri dom, ben yarimi seviyorum. Neydi o şeyin adı, türkücünün adı? Sümer Ezgi. Hatırladık mı? Biliyor musunuz? İsmi duydunuz mu? Ben duydum. Evet, Sümer Özgü gene bu halk kültürünün, türküler halka ulaşma noktasında önemli isimlerden bir tanesi. Bağlamasıyla o da ne yapar? Bağlamalı, bağlamasız söyler. Şöyle bakalım hemen bunu dedikten sonra türkülere bakalım. Mesela şu usulsüz ya, ben size acıcık bir kuple, eğer sabah sabah da ses nasıl olur bilmiyorum ama acıcık bir şurayı okuyacağım, tamam mı? Bildiğim, güzel, sevdiğim türküye. Birazcık tını bakalım çıkarsa şayet. Bir saniye bir yudum su alayım. Evet. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri. Beni unuttun ama Ilaya dönmeye yemin ettin ama gayrı dayanamam. Özüm kalmadı ama mektuba kalmadı ama. Bir kuple yeter. Bu türkü o zaman usulsüz ezgiler, uzun havalar. Zaten sözlerinden de anlaşılacağı üzere bir ne var? Özlem var mı? Bir ayrılık var mı? Bir sitem var mı? Gençler duyuyor musunuz beni? Var hocam. Var Evet. hocam. Bu şekilde gidiyor. Şimdi ilk kısmı hani bent olarak, bentlerden oluşmuş. Öyle değil mi bu? Şimdi şöyle bakıldığında ben zaten kavuştak, ben kavuştak, ben kavuştak diye ne yapıyor? Türkümüz gidiyor. Anam halk edebiyatın. Şimdi hemen gençler bu türkümüzün ölçüsünü bir çıkarın bakalım. Kaçlı ölçüyle yazılmış? Evet. 11. Birli. Zaten biraz önceki açıklamamızda da ne denmişti? Genellikle 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsüyle göre ne yapılır? Yazı anonim halk edebiyatı. Bak çünkü söyleneni düzenleyicisi genellikle bilinmeyen, anonim olanlar. Ama bunun yanında bir de gerçekten söyleyeni belli olan kişi, türkülerimiz de var. Tamam mı? Bunlar anonim halk edebiyatı. Şöyle daha ne diyebiliriz bununla ilgili? Hiç de bir şey diyemeyiz yani. Bir okuyalım metin ve türle ilgili açıklamalarda. Ona göre söyleyeceğimiz bir şey varsa, tamam, şekil olarak dörtlükten de oluşur, böyle bentlerden de oluşur. Yani burada olduğu gibi bentler sonrasında tekrarlanan iki dize gayrı dayanamam özüm kalmadı diyor ya, dayanacak özüm. Kavuştak nakarat kısımları dörtlük olup dörtlük şeklinde nakarat olarak da karşımıza gelebilir. Ya da her birimin son dizesi aynen tekrarlandığı gibi kavuştak, nakarat o kısımlarla da oluşan şiire biz ne diyoruz? Türkü diyoruz. Evet, kim okumak ister? Metin ve türle ilgili Ben okuyayım mı açıklamasını. hocam? Evet, Kamran oku bakalım. Kamran aslında bir tane türkü patlatsaydın ya sen. Hocam ben artık enstrümana geçtim ya. Çok söylemiyorum. Vay! Ne çalıyorsun? Bağlama gitar. Aa, iyi. Niye? Bağlama çalan adam, gitar çalan adam türkü şarkıyı da bilir. Yani Daha karınca da bir kada şey erince mi söyleyeyim. derler hocam? He? Neyi? Karınca kada erince mi derler? Karınca kararınca derler. Yani ufak ufak başladık. İyi. Devam et. Bence güzel. Gençler size bir şey söyleyeyim mi yani? Aslında böyle bir müzik aletiyle uğraşmak, bir sanatsal bir şeyle uğraşmak
Sizi hem geliştireceği gibi hem de var ya şu boş zamanlar online herkes şikayet duyuyor ya şu sanal alemde o ne yapmış bu ne yapmış onun resmi bunun resmi ne kadar boş işler gereksiz şeyler bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Mesela sizi çok güzel de eğlendirir. Müzikle ruhumuzu da ne yaparsınız? Derinleştirirsiniz. Hem de bir şeyi yapabilmenin o mutluluğunu da ne yaparsınız? Yaşarsınız. Diyelim Kamran okumaya başla. Başka müzikle ilgilenen var mı? Sınıfta? Hocam doğru dediniz. Bu arada enstrüman yani beni de bayağı rahatlatıyor dedim. Evet. Hem de yani bak mesela müzikle sanatla uğraşan genç başka şeyleri kafasını takmaz ya. Mesela böyle hani ailenin de olumsuz, mesela olumsuz arkadaşları olmaz. Çünkü onunla uğraşır. Sanatın bir yerinden dokunduğun an o sana ne yapar? Geçer. 10 adım geliyor. Evet, tamam. Hadi bakalım. Okuduğunuz metin anonim halk edebiyatı ürünlerinden biri olan Türk'ün nazım biçimine aittir. Belirli bir ezgiyle söylenen türkülerin söyleyeni genellikle belli değildir. Evet, anonim oluşunu açıklamıştık ne olduğunu. Evet. Söz konusu türkü ayrılık teması üzerine söylenmiştir. Evet. Sevdi... Gitmiş adam gelmemiş. Evet. Herkes onunla gidenler bakar şuraya deseydik. Yarın sen gideli 7 yıl oldu. Bak 7 yıl. Aslında genelde bu halk edebiyatında 3, 7, 12, 40 bunlar tesadüfi rakamlar değil ha. Üçler, yediler, 12'ler, 40'lar. 40'lara karıştı. 12'ler, 12 imamlar. Şöyle Yok yok bakıldığında yok. üçler, masallarda her yerde bu bir sürü değil mi? Bu rakamlar boşuna değil. 3, 7, 12, 40. Tamam mı? Sırası geldikçe onları şey yaparız. Burada da 7 yıl olmuş. Gitmiş. Diktiğim fidanlar meyveye durdu. Adam da ne insafsız. 7 yılda hiç gelmemiş ya. Acaba gurbet Almanya'ya mı gitmiş? Acı vatana. Derler ya seninle gidenler sılaya döndü. Ağamın giydiği ketenden gömlek yokmuş dünyada öksüze gülme. Ama her yeri bestelenmemiş ha bu türkünün ben biliyorum. Şurası bak birinci birim, ikinci birim. Oralar sadece iki kısım bestelenmiş olarak türkü formatında yapılmış. Şurası mesela ağamın giydiği ketenle oralar yok. Yokmuş dünyada öksüze gülmek, gurbet ellerinde kimsesiz ölmek. İyi de çiçek açmış, dallar götürmez. Dağlar diken olmuş, kervan oturmaz. Benim bağrım yufka sitem götürmez. Yani artık ayrılık o kadar tak demiş ki. Söyleyecek söz de bitmiş. Kadın da dayanma gücü de bitmiş. Evet. Kadın dedik Okuduğum neden kadın? Affedersin Kamran. evet. Çünkü o hani dönemi de birazcık algılarsanız gurbete kimler çalışmaya gider? Erkekler değil. Evin babası, abisi, kardeşi ne bileyim erkek kardeşi. Ha günümüzde farklı. O günleri diyoruz. Evet. Günümüzde Okuduğunuz evliyet metin kesin. hocam Kamran söze bir türlü başlatmadım ne yapayım? Birini deyince pozitif ayrımcılık olmasın şimdi. Yani tabii. günümüzde hem kadın hem erkek ikisi de çalışıyor. Eşit çalışıyor, iyi ki de çalışıyor. Bunu da diyorum evet şimdi söz sende Kamran Okuduğunuz metin hiç kesmiyorum. sevdiğinden ayrı düşen aşığın içinde bulunduğu ruh halini vermesi yönüyle önemlidir. Bunun yanı sıra aşkın, gurbetin, ayrılığın, savaşlardaki kahramanlıkların da türkülere konu edildiği görülür. Kısacası halkta heyecan uyandıran her olaya türkü yapıldığı söylenebilir. Okuduğunuz metinde gayrı dayanacak özüm kalmadı, ağamın giydiği ketenden gömlek, dizelerinden de anlaşılacağı üzere türkülerde halkın anlayacağı sade bir dil söz konusudur. Çünkü türküler halkın ortak malıdır. Halkın içinden çıkmış, halka mal olmuş ürünlerdir. Dolayısıyla gerek dil, gerek içerik, gerek zevk yönüyle türküler halk yaşayışını yansıtır. Türküler yapıları bakımından iki bölümden oluşur. İlk bölüm, bent adı verilen ve türkünün asıl sözlerinin yer aldığı bölümdür. Evet, o zaman Kamran kesmeyeceğim dedim ama şiire döne döne Kamran dediğinde yarım İslam biraz önce Almanya'ya mı gitti derken birazcık tariz dokundurma yaptım İstanbul'muş ama günün şartlarında İstanbul'dan da köye dönüş demek ki zormuş. Yarım İstanbul mesken mi tuttun gördün güzelleri beni unuttun Sıla'ya dönmeye yemin mi ettin? O zaman birinci bentimiz burası mı gençler? Hemen oraya bent deyin. Evet Kamran. İkinci bölüm ise her bendin sonunda tekrar eden nakarat bölümüdür.
Evet, Bu kaydını bölüm alacak özüm kalmadı, mektuba yazacak sözüm kalmadı. bağlama ya da kavuştak adıyla da anılır. Evet, bağlı. Bentilerdeki ve kavuştaklardaki dize sayısı değişiklik gösterebilir. Okuduğunuz metinde üçer dizeli bentlerden ve ikişer dizeli kavuştaklardan oluşmaktadır. Evet. Bu durumda metindeki gayrı dayanacak özüm kalmadı, mektuba yazacak sözüm kalmadı dizeleri kavuştak bölümünü oluşturmaktadır. Evet. Türkülerde hece ölçüsünün her kalıbını görmek mümkündür. Okuduğunuz metinde ise 11'li hece ölçüsü tercih edilmiştir. Evet, biz onu fark ettik. Türküler, ezgilerine, konularına ve yapılarına göre çeşitli başlıklar altında toplanabilir. Evet. Ezgilerine göre Bozlak, Hoyrat, Kayabaşı, Oyun Havaları gibi isimlerle anılırken, konularına göre aşk türküleri, doğa türküleri, çocuk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik türküleri gibi isimlerle anılır. Evet, şu ezgilerine göre olanlar var ya, usulsüz ezgiler, usullü ezgiler diye ikiye ayırıyor. Biraz önce söylediydim ya, usulsüz ezgiler, uzun havalar, usullüler de oyun havaları. Evet. Türküler yapılarına göre gruplandırılırken, türkülerin bent ve kavuştaklarının kümeleniş göz önünde bulundurulur ve bu yönüyle çok değişik şekillerde karşımıza çıkar. Evet, karşımıza çıkar. Şöyle ne diyelim? Örnek var mı diye bakıyorum. Başka? Yok diyorum. Evet. Türkü ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar gençler. Şöyle bir bakıyorum ve süremiz de doldu diyorum. İkinci saatte görüşmek üzere.